İlk başlayacağı ayak olan ağız bölgesiyle başlıyoruz. Şimdi ağız bölgesi iki boşluktan oluşuyor. Bir dar olan, girişte hemen yer alan vestibülum oris dediğimiz açıklık. Boşluk iki, asıl dediğimiz ana ağız boşluğu. Şimdi cavitas oris propria dişlerin ve dudakların aralanmasıyla birlikte yukarıda yumuşak damağı, aşağıda dili, arkada orofarynks ile bağlantıyı sağlayan İsmus fasium dediğimiz açıklık ile sınırlı olan gerçek ağız boşluğu. Vestibülum oris ise dişlerin birbirine değdiği, yani okluze olduğu durumda dişler ile dudaklar arasında kalan boşluk. Yani diş fırçalarken diş fırçasının girdiği aralıklar vestibülum oris. Bu iki boşluğu birbirine bağlayacak olan bir açıklık var. Bu da retromolar bölge. Yani en son molar dişin arkasında kalan bir açıklık. Buraya da trigonum retromolar ediyoruz. Bu açıklık aracılığıyla vestibülum oris ve cavitas oris propria birbirleriyle bağlantı kuruyorlar. Vestibülum oris'e açılan en önemli yapı ductus parotideus, yani parotis bezinin kanalı gelir ikinci molar diş hizasında vestibülum oris'e açılır. Tabi sadece parotis bezinin salgısı değil, bu arada yanaktaki bukkal bezlerin salgıları da yine vestibülum oris'e açılır. Cavitas oris propria ise neler açılır? 1. Submandibüler bezin kanalı olan ductus submandibularis, dolayısıyla submandibüler bezin salgısı buraya açılacak. Diğer bezimiz ise ductus sublingualis major ve minor, yani sublingual beze ait olan iki kanal yine cavitas oris propria'ya açılacak. Şimdi yumuşak damak kaslarına bakalım. Şurada uvulayı görüyoruz. Uvulanın içerisinde musculus uvula. Bunun yanında yumuşak damak bölgesini görüyoruz. Şu açıklık ise isthmus faciumdediğimiz o ağız boşluğu ile orofarynksi birbirine bağlayan geçit. Yani boğaz dediğimiz açıklık. Burada neleri göreceğiz? En başta şurada dil bulunacak. Dile doğru gelen bir musculus palatoglossus. Burada palato damağı kastediyor. Damaktan dile palatoglossus. Bir de damaktan farynkse doğru uzanacak olan iki kas var. Bu da musculus palatopharyngeus. Şimdi palatoglossus ve palatopharyngeus aynı zamanda bir plika içerisinde yer alıyorlar. Plika palatoglossus, plika palatopharyngeus. Bu plikalar neyi gösteriyor? İki plika arasında da bir boşluk bulunacak. Bu boşlukta fossa tonsillaris dediğimiz boşluğu ve dolayısıyla da içine tonsilla palatina'nın oturacağı bir yuva oluşturacak. Şimdi bunların haricindeki yukarıda yumuşak damağa ait olan kasları görelim. Damağın tam ortasında gördüğümüz şu bölge raphe palatina dediğimiz bir aponevrosus palatina'yı yapan kasların tendonlarının tutunduğu bir aponevrotik ortada bulunan yapı. Buraya yumuşak damak kasları tutunacaklar. Bunlar hangileri? Bir tensör veli palatini'yi görüyoruz. Levator veli palatini'yi. Böylece burada bir de palatopharyngeus ve palatoglossus kasları da bu aponevrosus palatina dediğimiz yapıdan başlayacaklar. Burada tensor veli palatini ve levator veli palatini, şurada östaki borusunu görüyoruz. Tuba adituva, özellikle de bunun kıkırdak yapısı nazofarynkse açılıyor. Ostium tuba adituva dediğimiz açıklık ile işte bu açıklığa tutunan tensor veli palatini, levator veli palatini de bu kalkışta yardım ettiği için östaki borusunun nazofarynkse açılan açıklığının açılmasını da sağlayarak katkıda bulunuyorlar. Levator veli palatini daha ziyade damağı yukarıya kaldırmakla görevli. Tensör veli palatini ise adından belli aslında palatin, yani damak kısmını germe ve tuba adituva'nın yani östaki borusunun ağzını açmakla görevli yapılar. Burada gördüğümüz palatoglossus kası ise isthmus faryngeum'un sfinkteri olarak görev yapıyor. Bu ne demek? Örneğin hani parmak dokunulduğu öğürme refleksi gibi reflekslerde, kusmadan önceki gag refleksinde örneğin isthmus faciumu kasılarak daraltma suretiyle burada fonksiyon görüyor. Bu nedenle isthmus faciumun sfinkteri olarak görev yapan asıl kas burada palatoglossus kası olacak. Burada sadece tensör veli palatini nervus mandibularis'ten inler olacak. Diğerleri ise plexus faringeus'tan inlerde olacaklar. Peki plexus faringeus hangi sinirler gidiyor? Şimdi yine dil bölgesinden hatırlayalım. Dilin 1 bölü 3 bölü arkasında glosofaringeus'u, hemen epiglottis ön bölgesinde nervus vagus'u görüyoruz. Burada yine glosofaringeus yani 9, vagus 10 ve nervus accessorius'un özellikle kraniyal parçasına ait bir kısım lifler bu plexus faringeus'un da içine girerler. Dolayısıyla 9, 10 ve 11. kraniyal sinirlerin katılımı ile plexus faringeus oluşur ve yutmanın da otonom siniri olarak burada fonksiyon görür. Yani dile. Şimdi burada
Bir foramen cecum dediğimiz deliği göreceğiz, dilin dorsumunda yani sırt kısmında. Burada yine sulcus terminalis dediğimiz V harfi şeklinde görülen bir yapı göreceğiz. Foramen cecum embriyojenik dönemde ductus thyroglossus'un ağızdaki açıklığı. Yani tiroid bezinin embriyojenik dönemde oluştuğu merkezi nokta. Daha sonrasında bu ductus thyroglossus kapanıyor ve burada sadece bir kör nokta dediğimiz foramen cecum yapısı kalıyor. Ama bazen defektler sonrası burada kisleşmeler, tiroid bezine ait kalıntılar görülebiliyor. Dilin 1 bölü 3'lük arka kısmına radix lingua, serbest olan uç kısmına ise corpus lingua diyoruz ve corpus'un üstünde gördüğümüz bu üst yüzeye dorsum lingua, alt kısmına ise facies sublingualis diyoruz, yani dil altı. Burada epiglottis yapısını görüyoruz. Dil ile epiglottisi birbirine bağlayan iki plika var. Ortadaki plikaya plica glossa epiglottica mediana, yanlardakine ise plica glossa epiglottica lateral ediyoruz. Bu median ve lateral plica glossa epiglottikalar arasında vallekula epiglottica boşlukları bulunuyor. Bu da yutma sırasında epiglottisi kapatma, yani adetus laryngeus, larynx ağız açıklığını kapatan bir mekanizmayı devreye sokmuş oluyor. Radix lingua kısmında tonsilla lingua dediğimiz daha ziyade lenfoid yapıları içeren bir yapı var ve Waldeyer'in lenfatik halkasına da katılacak olan tonsilla lingua diye tanımlayacağımız lenf nodu kitlelerini burada göreceğiz. Dilin üstünde ise tat papillalarını ya da papillaları göreceğiz. Çünkü bir tanesi tat kısmına karışmayacak. Bunlar neler? Bir, filiformis. Bu işte tat reseptörü olarak fonksiyon görmeyecek. Sadece mekanik olarak karıştırıcı fonksiyon gören, dilin yüzeyinde geniş bir dağılım gösteren şey başakları şeklinde siliyalar gibi hareket eden bir yapı. Diğerleri ise circumvallata, özellikle sulcus terminalis'in önünde dizilim gösteren acı tadına hassas, daha büyük yapıdaki reseptörler. Dilin arka şu kenarlarında görülenler ise papilla foliatalar. Bu da daha ziyade yaprak şeklinde ve ekşi tada duyarlı kısımlar. Diğeri ise papilla fungiformis. Dil üzerinde kırmızı noktacıklar şeklinde görülen papillalardır. Bunlar da yine tatlı duyusuna duyarlı şeyler, papillalar. Yine dilin ucunda hem acıyı hem tatlıyı hem ekşiyi algılayan reseptörler yine bu bölgede özelleşmiş bulunuyorlar. Şimdi dil bölgesinin kaslarına bakalım. Bir, şimdi burada hiyoid kemiği görüyoruz. Hiyoid. Burada ise mandibulanın şu mentumunun iç kısmını görüyoruz ve buraya genio diyoruz. Dirsek şeklinde bir çıkıntı verdiği için, bakın tam dirseğe benzediği için genio denmiş. Şimdi bu genio ve hiyoid ile dil arasında uzanan ekstrinsik kaslar, dilin kendi içerisinde yer alan bir de intrinsik kaslar var. Şimdi o yüzden önce ekstrinsik, yani dış kaslarına, sonra da intrinsik kaslarına değinelim. Bir, genio glossus. Bakın genio mandibulanın mentumunun iç kısmıydı. Genio'dan başlayıp dile doğru uzayan şöyle üçgen bir yelpaze şeklinde bulunan kastan bahsediyoruz. Genio glossus dili dışarıya doğru çıkartmaya yarayan kas. Bu nedenle dilin ya da ağzın güvenlik kası diye geçer. Çünkü bu kas eğer çalışmazsa dil dışarıya çıkarılamadığı için arkaya doğru çökme, yığılma durumuna geçiyor ve isthmus fasciumu kapatacağı için boğulmalara neden olabilir. Bu nedenle dilin güvenlik kası genio glossus kasıdır. Diğerleri ise hiyoglossus. Ne demiştik? Hiyoid ve genio arasından dile gidecek olan kaslardır. Hiyoidden başlayıp dile doğru giden kasımız hiyoglossus. Stiloglossus kasımız var. Bir de burada processus stiloideus çıkıntısı vardı temporal kemikte, hatırlayalım. Buradaki stiloid çıkıntıdan yine glossus'a, yani dile doğru gelen stiloglossus kası. Az evvel de yumuşak damak kısmında bir kası göstermiştim. Neydi? Palatoglossus, özellikle bir plika yapıyordu. Plika palatoglossus ve fossa tonsillaris'in ön iç plikasını yapan kastı bu. Bu da neydi? Dil şeyin, isthmus fasciumun sfinkter kası olarak devreye giriyordu. Çünkü isthmus fasciumu daraltma fonksiyonunu gösteren kastı. Plexus faringe